İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler hakkında konuştu. Barış Konferansı'nın 100. yılı. Kilikya Ermenileri yerel Ermeni Kilisesi'nde yeni yıl törenine katıldılar. ABD senatörlerin işgal altındaki Golan Tepelerini İsrail bölgesi olarak tanıma çağrısı. Bolton, Washington, Türklerin Suriye'deki Kürtlere karşı her türlü kötü muamelelerine karşı çıkacak. Van, Kars ve Hamşen, kış turizminin en önemli yerleri olarak listede yer aldı. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın ikinci dostluk maçı bugün gerçekleşiyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere Halkların Demokratik Partisi çatısı altında girme kararı alan 7 Kürt Partisi, Diyarbakır'da düzenlenen basın toplantısı ile bu kararlarını kamuoyuna deklare etti. Başkan Abrahamyan'ın işgal altındaki Batı Ermenistan'da da gerçekleşecek olan 31 Mart yerel seçimleri hakkındaki görüşünü sunalım. Öncelikle yerel seçimlerde farklı etnik veya siyasi eğilimleri olan diğer siyasi partilere karşı kendi kazanma arzusu içindeki çeşitli Kürt yanlısı partilerin ittifakını göz önüne alalım. Bu partilerin azınlıkların haklarını geçici ve göreli şekillerde dikkate alan daha demokratik bir Türkiye yaratma eğiliminde oldukları görülmektedir. Batı Ermenistan'a ve kendi topraklarının yerli halkı sayılan halkımıza gelince politik sorunlar aynı şekilde ilerlemiyor. Bizim halkımız kendi topraklarında yaşamaktadır ki Müttefik Kuvvetler Yüksek Kurulu tarafından devlet olarak tanınmış olmakla birlikte şimdi Türkiye tarafından işgal edilmiş durumdadır. Türkiye tazminattan bu yana demokrasi sorununu tartışıyor ki bu durum soykırım ve devletimize yasa dışı el konulmasına yol açtı. Ermenilere karşı uygulanan soykırım ve işgalin sonuçları Türkiye'nin Batı Ermenistan'a borçlu olduğu ve bu borcun her yıl artacağı anlamına geliyor. Batı Ermenistan halkı Türkiye'de yapılacak seçimlere katılmamalı çünkü bu seçimler onları ilgilendirmiyor. Ayrıca halkımızın bugüne kadar yaşama ve var olma hakkının inkar edilmesinden acı çektiğini de göz önünde bulunduralım. Bizim ulusal konseyimiz acaba işgal gücünün bu seçimlerini yasallaştırabilir mi gibisinden bir soru doğuyor. Elbette bu mantıklı değil. Büyük Savaş'ın sonu olan 18 Ocak 1919 tarihinde Paris'te Barış Konferansı gerçekleşmişti. Savaşın kazananlarını birleştiren bu konferans 28 Haziran 1919'da imzalanan Versay Anlaşması'yla sonuçlandı. Çatışmalar ve barışın son sayısı savaşın 100. yıl dönümü vesilesiyle büyük notta yayınlandı. Bundan başka Fransız-Alman Östori ödülü bu yıl Büyük Savaş'tan sonra barış temasıyla düzenlenecek. Kayıt takvimi ve kayıt detayları çevrim içi olarak mevcuttur. Programatik temalar aşağıdaki gibidir. Öğretim, tarih, 1. Dünya Savaşı, ortak bir savaşa doğru 1914-1918, lise, tarih, Dünya Savaşı ve barış umutları, lise, tarih, Avrupa Büyük Çatışmaların merkezinde, Büyük Savaş sürecinde Versay Sarayı, yayınlanma tarihi 21 Temmuz 2014. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi tarafından organize edilen barışın 100. yıl dönümüne adanmış tarihi olay 2019'un Şubat sonu Paris'te gerçekleşecek. Bu etkinliğe katılmak istiyorsanız sayfamızı takip edin çünkü kayıt linki daha sonra yayınlanacaktır. Kilikya Ermenistan'ın şehirlerinden İskenderun'da yaşayan Ermeni yurttaşlar önceki gün akşam düzenlenen ayinle Noel bayramını kutlarken Samandağ'ın Ermenilerle yoğun vakıflı köyü de yeni yılı dün sabah yapılan ayinle kutladı. İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde önceki akşam düzenlenen ayini yöneten kilisenin papazı Avedis Tabaşyan, doğuş bayramı Rab bizim için doğdu. Işığını anlamak gerekir. Dünyaya ışık geldi ama insanlar karanlığı yaşıyor. Bir yerde ışık yoksa kargaşa, kavga, gürültü vardır. İnsanlar karanlıkta her şeyi yapar. Kötülüğü de, hırsızlığı da ama ışığı açtığımızda her şey görülür ve düzelir. Karanlığı yaşıyorsak içimizdeki ışığı yakmadığımız içindir diye konuştu. Hazreti İsa'nın temsili vaftiz edilmesinin de yer aldığı ayinin son bölümünde kilisedeki ışıklar söndürüldü ve papaz Tabaşyan ile kilise cemaati Hazreti İsa'yı simgeleyen ışık için mum yakarak kiliseden dışarı çıktı ve karanlıktan aydınlığa çıkışı sembolize etti. Ayinlerden sonra su kutsama töreni de düzenlendi.
Mesih'in doğumunu ilan eden ilahilerle birlikte kutsanmış tuz, ekmek ve su yerel Ermeniler arasında dağıtıldı. ABD senatörü Ted Cruz ile Arkansas senatörü Tom Cotton yaptıkları ortak bir açıklamada Washington'a çağrıda bulunarak Golan Tepelerindeki İsrail hegemonyasını tanıması çağrısında bulundular. İki senatörler de bu tepelerin İsrail'i İran ve onun müttefiklerinden korumada önemli bir rol oynadığını vurguladılar. Yapılan açıklamada İran ve onun güvendiği kişilerden gelecek saldırı tehditlerine karşı İsrail'in topraklarını ve vatandaşlarını koruması gerekir. İsrail'in savunma hakkını korumak için Washington, İsrail'in savunmasını Golan Tepelerinde oluşturması için adımlar atmalıdır dendi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Tel Aviv'in işgal altındaki bölge üzerindeki egemenliğini tanımasının neden önemli olduğunu görmesi için ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u Golan Tepelerini ziyaret etmeye davet etti. Bolton, ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesini tartışmak ve İsrail'e yardım etmek için İsrail'e geldi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu 2018 tarihinde aldığı bir kararla İsrail'i kuvvetlerini Golan Tepelerinden derhal çekmeye çağırmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesi üzerine kısa kesilen Ankara ziyaretinin ardından Bolton'la birlikte seyahat eden ABD yönetiminden yetkililer medyaya açıklamalar yaptı. Bolton, ABD'nin Türk güçlerinin Suriye'deki Kürt müttefiklerine yönelik her türlü kötü muamelesine karşı çıkacağını Türk yetkililere söyledi. Daha önce Erdoğan, ABD'nin Kuzey Suriye'de yaşayan Kürtlere karşı saldırıda bulunulmaması konusunda Türkiye'nin güvence vermesi taleplerini reddettiğini belirtmişti. Erdoğan, Trump'ın danışmanının sözlerini büyük bir yanlış olarak adlandırdı ve Ankara'nın yakın bir zamanda Suriye'deki terör gruplarını yok etmek için harekete geçeceği sözünü verdi. Batı Ermenistan'ın kış turizminin en önemli yerlerinden biri Van'ın Ahtamar Adası'ndaki Ermeni Surpaç Kilisesi'dir. Mynet.com tarafından derlenen derecelendirme listesinde turistlerin en çok Ahtamar'ı ziyaret etmeleri öneriliyor. Binlerce yıl öncesinden kalma yapıların arasında dolaşırken kendinizi zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz. Bakir Vadi ve nehir yatakları ile Ahtamar kış için mükemmel bir tatil rotası. Ahtamar'da dolaşırken bakacağınız yeri şaşırabilirsiniz. Van Gölü'nün içindeki adada yer alan Ahtamar Kilisesi, Ortaçağ Ermeni mimarisinin en iyi örneklerinden. Van Gölü'nün mavi suları, heybetli Artos Dağı, Ahtamar'ın büyüleyici manzarasına bir de kar düştü mü, hayranlık uyandıran bir manzarayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Aynı listenin ikinci sırasında bulunan tarihi Hamşen, daha doğrusu Rize şehrinin Çamlıhemşin bölgesinde bulunan Ayder Vadisi'dir. Listede ayrıca Kars ve Bayazıt'ta yer almaktadır. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı'nın ikinci dostluk maçı bugün gerçekleşecek. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı Fransa'nın Toulon takımıyla karşılaşacak. Saygıdeğer vatandaşlarımız, sizin desteğiniz bizim için çok önemlidir. Oynanacak olan bugünkü maçta Ulusal Futbol Takımımızı destekleyin. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Buhar Ovan İsyan'ın seslendirdiği Helikno adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.